13 Eylül, 19 Eylül değerli oğlak burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu takip edebilirsiniz. Instagram sayfamı da takip etmek isterseniz bulup takip edin. İşiniz ne diyecekmişim. Sonbahar hissedilmeye başladı biliyorsunuz ki. Ilıman iklimden dolayı biraz bugünlerde içsel dünyanız mutsuz olabilir. Evde temizlik krizine girebilir, tadilat yaptırabilirsiniz. Günün bütün yeni bir yuva, yeni bir düzen kurma enerjisi içerisindesiniz. Ailenizle alakalı bağları, ilişkileri daha yeni oturtmaya çalışıyor olabilirsiniz. Yeni bir yatırım, yeni bir mülk ve acayip güzel, sabırsızlıkla beklediğiniz evinizin anahtarını bu hafta doğru noktada alacaksınız. Ve bu anahtarla birlikte daha hesaplı, daha sistemli, daha mutlu olacağımız yuvanızı hayırlı olsun. Özellikle uzun süredir ev bekleyen oğlak burçları. Eğer ev kira borcunuz bile varsa, evinizden gitmek istemiyorsanız bile bu işin hesabını yapıp mal sahibinize bu olayı çözeceksiniz. Ve mülk konusundaki kafanızdaki korkular geri bitip daha derin bir nefes alacaksınız. Ailenize ait çözülmeyen bir tapu işiniz ya da müteahhitle anlaşmazlığınız varsa bunlarla ilgili de yasal başvurularınızı yapın. Çünkü bu müteahhit sizi dolandırabilir. Şimdiden dikkat edin diyorum. Avukatınız ya da devletin avukatına başvurun. Başınız belaya girmesin. Sevgilisi olan değerli oğlak burçları, bu dönem ilişkide güzel aile tanışmaları, birbirimizle aşk sözlükleri, havada gidecek güzel itiraflar söz konusu olacak. Ve çok uzun süredir seviyor mu sevmiyor mu dediğiniz kişi size gerçekten kalple, aşkla sevdiğini itiraf edecek. Hadi bakalım, ilişkiyi yüzükle taçlandırmaya doğru ilerliyor. Şimdiden mutluluklar. Sizi böyle ikna etmek, sizi bu evliliğe ikna etmek çok zor. Biliyorsunuz siz düzeninizi, kuralınızı, hayatınızı hep öğreten bir kimlik olduğunuz için hayatınızdaki insan size bunu öğretmeye geliyor ve çok güzel bir ilişkiyi taçlandıracaksınız. Şimdiden hayırlı olsun. Evli olan oğlak burçlarında da bu ara para konularımızdan kaynaklı eşimizle, hanımımızla tartışabiliriz, kadınımızla. Ve bu yüzden de evde çok harcama tartışması, gereksiz alışveriş. Evet, oğlaklar gereksiz alışveriş yapmaz ama en kaliteyi almak isterler. O yüzden gereksiz gelebilir. Ama onlar zevk insanları, zevksiz hiçbir şey evlerinde bulundurmazlar. Bu ara evet ekonomik olarak çok zorlandınız ama bu dönem hem parasal evrede büyük bir rahatlık hem de evinizin enerjisinde ve karı koca hayatımızdaki bu tartışmaları da yavaş yavaş yerine mutluluk alacağını söylüyorum. Hatta ve hatta çocuk düşüncesi olan oğlaklara diyorum ki acele edin, çocuk evreniz gelmiş ve hazırlık içerisinde, hadi bakalım bu enerjinizde şimdiden hayırlı olsun. Ayrıldığınız ve uzun süredir beklediğiniz biri varsa bununla ilgili de güzel görüşmeler sizin ayağınıza gelecek, özür dileyecek, beni affet diyecek bir geçmiş sevgilin var. Belki de siz çok geç oldu diyeceksiniz ama o gerçekten yüreğini sizi kalben dökmek istiyor ve döksün bırakın, sizin de egolarınız tavan yatsın istiyorum. Bazı yolculuklarımız var, işle alakalı çözmemiz gereken yolculuklarımız. Bu yolculuklar arkasından da güzel paralar ve yeni anlaşmalar söz konusu olacak. Eğitim konusunda da kendinizi daha farklı, doçentlik, profesörlük ya da akademisyenlik eğitimi almak istiyorsanız bu konularla ilgili kararınızı net verin. Çünkü hem iş temponuz hem eğitim temponuz birbirine karışsın istemiyorum. Ama bu sizin unvanınız için geçerli ve olumlu bir şey yapmanız ama mantığınız doğrultusunda yaparsanız daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Kendi işinizi yapıyorsanız, ortaklı işleriniz varsa bunlarla ilgili ortaklar ve iş alanınızdaki çalışanlarla alakalı bazı gerginlikler söz konusu olsa da ortaklıklar devam edip daha büyük projelerde yer alacağınız ve daha büyük yapılandıracağınız sistemler söz konusu olacak. Eğer bir büyük bir kurumsalda çalışıyorsanız ve işinizle alakalı da değişmesini istediğiniz noktalarınız varsa güzel dilekçelerle işinizle ilgili değişim, yenilik, yeni anlaşmalar söz konusu olacak. Bu da sizi mutlu edecek olarak diyorum dedim bile. Sabit bir işteyseniz ve bu ara satışlar durdu, para kazanamıyorum, her şey ters gidiyor, yine mi borç, yine mi dert diyorsanız bu hafta güzel hesaplık, güzel kazançlar ve sabahlı bir kazanç ve sizin güzel olumlu anlaşmalar size keyif verecek.
Ve bu da sizin motivasyonunuza daha iyi gelecek diyorum. Bu ara aileyle alakalı, ailenizde yaşıyorsanız tek başına özgür olmak istiyor, kendi evinize çıkmak isteyen bazı gençlerimiz var. Bu ekonomik savaşta otur ananın evinde diyeceğim ama sen de özgürlüğüne ve düzenini istiyorsun. Hadi hayırlı olsun, aileni ikna edip kendi evine, kendi düzenine geçeceksin. Bir de ailenize ait tarla, toprak ya da bazı mal konuları gündeme gelecek ve ama siz karışmak istemeyeceksiniz. Onlar hep en sonunda kendilerini haklı bulup ortaya karıştırdığı insanlardan sıkıntı yaşıyorlar. Siz karışmayın, onlar kendi hallerinde çözsünler. Çünkü hep suçlu sen oluyorsun. Artık boş ver. Bu ara yazarlığa, bu ara sanata, bu ara kitaba merak olan oğlak burçları için haydi yap, kendin için yenilik yapacaksın. Özellikle pilates öğretmeni olmak istiyorsan, yoga öğretmeni olmak istiyorsan, bunlarla ilgili yoga merakın varsa bunların eğitimini al. Spiritüel danışmanlık merakın varsa bunların eğitimini al. Çünkü bu ara bu enerjiniz çok fazla var. Merakınız da çok fazla olabilir. Bu da hoşunuza gidiyor olabilir diyorum. Yani bunların eğitimini alın. Yalnız şöyle söyleyeceğim değerli oğlak burçları, uzun süredir borç almak istediğiniz ya da vermek istediğiniz kişiyle helalleşeceksiniz. Kimsenin kimseye borcu kalmayacak, endişe etmeyin. Bir de sağlık olarak bu ara göğsünüz ya da karın bölgenizle ilgili operasyon düşünceniz varsa, çok uzun süredir hayal ettiğiniz mide operasyonu olabilir. Çok uzun süredir hayal ediyorsunuz. Şimdiden hayırlı olsun operasyonunuz diyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.